Ders çalışma becerisi. Eser Mehmet Karaburç. Seslendiren Mehmet Karaburç. Neden ders çalışmalısın? Hareket eden her uçağın, otobüsün, geminin nereye gideceği bellidir. Bu saat ve gidecek yer hareket saatinden çok önce belirlenmiştir. Hatta bu hususlar belirlenir ve ona göre hazırlanır, yapılır. Arabanın, uçağın veya geminin bakımı, varsa onarımı, mürettebatı, şoförü, muavini, yolcusu, her şeyi belirlenir. İşte sen de öncelikle neden okula gidiyorsun? Okula gidersen ne olur, gitmezsen ne olur? Okula gidip başarılı olursan ne olur, başarısız olursan ne olur? Okula gitmezsen ne olursun? Tüm bu soruların cevabını kendi kendine sorup samimi bir dille cevaplamalısın. Okula gitme hedefini, okulun yararını en başta öğren ki okula attığın her adımın yüreğinde bir karşılığı olsun. Okulun sana katacağı yüksek yararı tam olarak öğren ki okulu, öğretmenleri ve dersleri sevebilesin. Öyle ya, karşılıksız sevgi olmaz. Okula ve derslere karşı vereceğin emeğin karşılığını tam olarak benimse ki ne uğruna emek verdiğini bilerek bilinçli adımlar atabilesin. Nereye gideceğini bilmeyen bir yolcuya hiçbir yol ve hiçbir ulaşım aracı bir ifade etmez. Gideceği yere karar verenler o yöne giden ulaşım aracına biner ya da o yola yönelir. Gideceği yere karar veren kişi yola çıkmadan önce kendi imkanlarını da düşünür. Cebindeki para nereye kadar gitmesine yeter? Yeterli parası olmayan bir kişi öyle uzun bir yolculuk planlaması yapmaz. İşte okula giden öğrenciler de öncelikle alacakları eğitimin sonunda sahip olacakları diplomayı, bu diplomanın kendine vereceği ünvanı, işi, maddiyatı, her türlü bilgi ve beceriyi, sosyal çevreyi kendisini hedef olarak belirlemeli ve hedefe ulaşmanın planını ve hayalini kurmalıdır öncelikle. İyi bir okuldan mezun olursam ya da mevcut okulumda iyi bir derece yaparak mezun olduğum zaman ne gibi artılarım olacak ya da ne gibi eksilerim olacak diye iyice araştırıp düşünmelisiniz. Bunları yaparken elbette ki kendi yeteneklerini, kendi bilgi ve birikimini de göz önüne almalısın. Kişi mevcut yetenekleri, bilgi ve birikimini göz önüne alarak hedef belirlemesi gerekir ki neden ve niçin çalıştığını bilerek oluştursun nasıl çalışacağını. Kendi gücünü de keşfettikten sonra günlük, haftalık ve aylık programlar kesinlikle yapılmalıdır. Bir önceki günde ne çalışacaklarını belirlemeliler. Hangi dersten, hangi konudan, ne kadar soru çözeceklerini, hangi konuya çalışacaklarını bilmek kişiye zaman kazandırır ve istek uyandırır. Çözemedikleri soruları mutlaka birbirine çözdürülmesi, anlaşılmayan konuların gün içinde mutlaka öğrenilmesi gerekir. Çünkü okulda başarıyı sağlayan en önemli unsurdur. Bu çalışma biçimi kişiye bir düzen verir. Düzen, kişiye neyi ne kadar bildiğini, neyi ne kadar bilmediğini gösterir. Düzensiz çalışma biçimi olan kişiler, dağınık çalıştıkları için neyden ne kadar eksikliklerinin olduğunu da belirleyemezler. Tüm bunlar ders çalışma becerisini oluşturur. Ders çalışma becerisini öğrenen çocuk sürekli ders çalışmak ister ve bunu yaparak başarılı olur. Oysa ders çalışma becerisini kavrayamayan çocuk sürekli ders çalışmak istemez. Aklı sürekli başka şeylere kayar ve başarılı olamaz. Öğrencinin hedefini belirlemede zekanın da çok da ağır basan bir etkisi yoktur. Çünkü her birey kendi yetenekleri, bilgi ve becerisine göre hedef belirlediği için kiminin hedefi yüksek, kiminin hedefi de düşük olabilir. Ders çalışma becerisi için zekanın önemi elbette yadsınamaz. Ama eğitim, adı üstünde, her bireyi eğitmek için yapılır. Kişinin zeka seviyesi ne olursa olsun eğitim yapılır. Eğitimin yapısı, yöntemi, süresi kişiden kişiye değişse de her kişiye eğitim şarttır. Dolayısıyla zekanı sorgulamak senin görevin değildir.
Çok zeki ya da zeki olmadığın için desteğe ihtiyacın varsa, zaten öğretmenlerin, okul idaren ve ailen tarafından bu yerine getirilecektir. Bu husus seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren husus, sana verilen derslere, konulara, günü gününe disiplinli bir şekilde çalışmak ve öğrenmektir. Zaten şu an bu kitabı eline alıp şu an okumaya başladığına göre sen zekalısındır. Eğitimin bir öğrencide aradığı zeka seviyesi sende mevcuttur. Eğitim hayatında teşekkür ya da takdir belgesi alabilen veya bu belgeleri alamasa da sınıfını geçen, okuyabilen, yazabilen, okuduğunu anlayabilen herkes zaten yeterli zeka seviyesine sahiptir. Eğitimde öğrenciyi başarılı ya da başarısız kılan zeka değildir. Çünkü okula devam eden tüm öğrencilerin zeka seviyeleri birbirine çok yakındır. Zeka bakımından birinin diğerinden çok bariz bir farkı yoktur. Öğrencileri disiplinli ve sabırlı çalışmaları birbirinden ayırıp daha başarılı ya da daha başarısız kategorisine dahil ediyor. Bu nedenle zekadan daha önemlisi programlı, disiplinli ve tempolu çalışmaktır. Programlı, disiplinli ve tempolu çalışmak için de kararlılık gerekiyor. Profesör elinde bir fare ve kutu ile salona girer. Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında fareyi kutunun içine koyar ve kutuyu kapatır. Sonra öğrencilere dönerek "Bu kutuya 2 gün kimse dokunmasın" der ve salondan çıkıp gider. Salondaki öğrenciler olaya bir anlam verememişlerdir. Ne olacağını merak ederek 2 gün beklerler. 2 gün sonunda profesör salona girer ve kutuya yaklaşarak açar. Kutunun içindeki fare ölmüştür. Sınıfa dönerek farenin neden ölmüş olabileceğini sorar. Her öğrenci olabilecek ihtimalleri sayar. Havasızlıktan, açlıktan, susuzluktan gibi. Profesör kutuyu havaya kaldırıp içini öğrencilere gösterir. Kutunun her tarafı kemirilmiş vaziyettedir. Görüyorsunuz değil mi? Anlaşılan fare çıkmak için çok mücadele etmiş. Bunu kutunun içindeki vaziyetten anlıyoruz. Şu var ki fareyi sizin dediğiniz gibi ne havasızlık ne de açlık öldürdü. Fareyi asıl kararsızlık öldürdü. Fare kutunun her yerini parçalayacağına sadece bir köşesini parçalasaydı ve bunda da kararlı olsaydı çıkıp kurtulacaktı. Hayat kararsızlık denizinde yüzecek kadar uzun değildir. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Başarı ulaşmak istediğin hedefe en kısa mesafeden en kısa sürede ulaşmandır. Bu da ancak doğru yöne karar verip o yöne doğru kararlı atılan kulaç sayısıyla orantılıdır. Ders çalışma becerisi ancak disiplinli çalışmakla kazanılır. Unutma ki işleyen zeka parıldar. İşlemeyen zeka pas tutar, tozlanır. Kararlı ve sürekli ders çalışan kişiler ders çalışma becerileri sayesinde zekalarını keskinleştirir. Keskin bir zekanın kazanamayacağı hiçbir sınav yoktur. Ders çalışma becerimize süreklilik katmak için kararlılık gerekir. Kararlılığı sağlamak için de hedefimizi her an göz önünde bulundurmamız gerekir. Hedefimiz sürekli gözümüzün önünde bulunsun ki beynimiz başka şeyler düşünüp onlara kaymasın. Bu nedenle hedeflerimizi bir kağıda yazarak çalışma odamızda her zaman görebileceğimiz bir köşeye asmak motivasyonumuzu arttırabilir. Odanın bir tarafında asılı duran hedefi beyin her zaman görür. Beynimiz gözümüzle gördüklerimize, kulağımızla duyduklarımıza inanır ve bunları gerçekleştirmek ister. Duvara astığımız yazı hedefimizi somut hale getirir. Somut olgular beynimizi soyut olgulara göre daha hızlı harekete geçirir. Hedefini somutlaştırmazsan beynin çalışmaya başlamak için uygun vakit aramaya başlar. Oysa çalışmak için her vakit uygundur. Kendimize göre vakit beklersek o vakit hiçbir zaman gelmez. Yine hedefini somut hale getirmezsen beynin çalışmaya başlamak için uygun bir yer arar. Oysa yine çalışmak için
her yeri uygun bilmek ya da uygun hale getirmek gerekir. Yoksa tam gönlümüzün istediğine göre uygun bir çalışma mekanını hiçbir zaman bulamayız. Ders çalışma becerisini belirleyen şey ne mekandır ne zamandır. Mekanın ve zamanın da etkisi çok büyüktür. Kitabımızın ilerleyen sayfalarında bunlara özel olarak yer vereceğiz. Ama her şeyden önce beynimizde, ruhumuzda ders çalışma becerimizi oluşturmalıyız. Beyinde ve ruhta oluşturulamayan ders çalışma becerileri kararlı bir şekilde sürdürülemez ve bağlı kalınan zamana ve mekana göre aksaklıklara uğrar ki bu da gerçek bir ders çalışma becerisi sayılmaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız değerli takipçilerimiz.